içinde yaşanan trafik problemlerini çözmek için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Uzun yıllardır bölgede trafik sorunu yaratan Vire Kavşağı'nı yenileyerek hizmete açtık. Barış ve Kavaklı mahallelerini birbirine bağlayan önemli bir noktaya 120 metre çapında yeni bir dönel kavşak inşa ettik. Toplamda 6 aksı kesintisiz bir şekilde birbirine entegre ederek mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde bölgede oluşan trafik yoğunluğunu rahatlattık. Yaşam Vadisi 3. etabıyla 4. etabı zemin altından birleştirdik. Bölgede kesintiye uğrayan Yaşam Vadisi'nin devamlılığını sağladık. Modern ve güvenli bir ulaşım altyapısıyla Beylikdüzü'nü geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Bununla da sınırlı değil, birçok projemiz var yine bölge trafiğini rahatlatmak adına. Sayın Başkanım, az önce Genel Sekreter Yardımcımızla ayaküstü sohbet ederken Beylikdüzü Belediye Başkanlığınız dönemindeki bir anıyı hatırlattı. Müsaade ederseniz onu da paylaşmak isterim. Kendisi de belki paylaşacaktı ama. Keşke bu yolu Büyükşehir Belediyesi alsa ki direkt E5'e bağlanır. Bitirse demişsiniz o dönemde Arif Bey'e. O da göreve geldiğimizde ilk yaptığımız iş işte bu caddeyi tamamlamak ve ulaşımı açmaktı demiş bulundu bana, söylemiş bulundu. Kendisine de başarıların devamını diliyorum. Ve alkışlarınızla lütfen detaylı bilgiler için Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Arif Gürkan Alpay Beyefendi'yi mikrofonumuza davet ediyorum. Lütfen buyurun. Evet. Saygıdeğer parti meclis üyelerimiz, il başkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, çok kıymetli ilçe belediye başkanlarımız, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, çok kıymetli İBB ailemiz ve değerli katılımcılar. Bu bölgede yaşamış ve uzun yıllar hizmet etmiş biri olarak Vira Kavşağı açılış töreninde aranızda bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Beylikdüzü'nün değerli sakinleri, şehrimizin her bir noktasına hiçbir ayrım yapmadan ihtiyaç duyulan yatırım ve hizmetleri götürüyoruz. Bu anlamda Beylikdüzü'ne de birçok yatırım ve hizmeti getirdik. Adil, yeşil, yaratıcı İstanbul için önemli adımlar attık. Sayın Başkanımızın liderliğinde kollarımızı sıvadık. Yıllarca atıl bırakılan Yakuplu Kent Ormanı'nı hak ettiği değere uygun, ismine yakışır şekilde düzenledik. Burayı bölge sakinlerine nefes alacak kamusal bir alana dönüştürdük. Ayrıca Yaşam Vadisi'nin kalan etaplarını, dere ıslahları ve altyapı imalatlarını da tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetini açtık. Bu vesileyle yüz binlerce metrekarelik yeni yeşil alan kazandırmış olduk. İlçeye hizmet eden kültür ve sanat eğitim yapılarının da sayısını arttırdık. Çok yakın zamanda Beylikdüzü Belediye'miz ile birlikte hizmete açtığımız Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi'ni de ilçemiz ve civar ilçelerin kültür, sanat ve yaşam odağı haline getirdik. Merkezimizde şehir tiyatrolarından kreşe, kütüphaneden Enstitü İstanbul'a birçok işlev yükledik. Adnan Kahveci Mahallesi'nde Sayın Başkanımızın deyişiyle her çocuk eşit eğitim alabilsin diye 4 derslikli Yuvamız İstanbul kreşini açtık. Sayın Başkanım, değerli basın mensupları, Beylikdüzü'nde ulaşımı rahatlatmak için cadde düzenlemeleri, üst geçit ve yol bakım çalışmalarında aralıksız devam ediyoruz. Su basmalarını, göllenme olmasın diye yağmur suyu hatlarını temizliyoruz. Altyapıyı güçlendirmek için yeni yağmur suyu ve atık su hatlarını ekliyoruz. Bu anlamda kentin ana girişlerinden biri olan Atatürk Bulvarı'nı prestij caddesi olarak tüm altyapı ile birlikte yeniledik. İnönü Caddesi, Avrupa, Anadolu, Atakent caddeleri başta olmak üzere birçok caddede bisiklet yolları, kavşak ve yaya alanlarını düzenlemiş olduk. Yavuz Sultan Selim Caddesi'ni bisiklet yolu, yeşil bant uygulaması ve geniş kaldırımlarla engelli erişimine uygun bir şekilde yeniden düzenliyoruz. Caddedeki kent mobilyaları ile sosyal kullanım alanlarını arttırıyor, otobüs duraklarını da yeniliyoruz. Yine bölgemizde spor sahaları, yürüyüş yolları, Kızılay'ın, İstanbul Halk Ekmek, yeme içme mekanları, çocuk oyun ve oturma alanlarıyla her yaştan insanımıza hitap edecek metrobüs meydanını da inşa ediyoruz. Metrobüsle buluşan meydanımız bölgeye 1000 metrekarede o bölgede yeşil alan sağlamış olacak.
Ayrıca Ambarlı yolu üzerinde özellikle E5 trafiğini bypass eden Ambarlı Caddesi ve Sarı Zeybek Caddesi kesişiminde Beysan Sanayi Sitesi önünde hizmete açtığımız Alkeçit ve köprü ile birlikte kentin girişini de rahatlatmış olduk. Çok yakında tamamlayacağımız ve çok daha konforlu hale gelecek Petrol Ofisi Caddesi ile birlikte de aslında Haramidere trafiğin yükünü de almış olacağız. Sayın Başkanım ve kıymetli Beylikdüzlüler, Beylikdüzü ilçesi kuzeyde E5 karayolu, güneyde Marmara Denizi ile sınırlı alanda yaklaşık 400 binin üzerinde nüfusa sahiptir. Vira Kavşağı, E5 karayoluna paralel Avcılar ve Büyükçekmece ilçeleri arasında Doğu-Batı aksında alternatif yol güzergahında tam ortasında yer almaktadır. E5 karayoluyla Vira Kavşağı'nı kuzey-güney aksında birbirine bağlayan, dere ıslaha ve tüm altyapı ile tamamlayarak hizmete açtığımız kente yeni bir giriş aksı olan Rıfat Ilgaz Caddesi'nin hizmete girmesi ve Vira Kavşağı'na bağlanmasıyla mevcutta bulunan eski Dönel Kavşağı'nın bu trafik yükünü kaldırma ihtimali kalmamıştı. Özellikle ilçenin güneyinde yeni yapılaşma ve nüfus artışı da dikkate alındığında Vira Kavşağı'nın yenilenmesi çok daha önem kazanmaktaydı. Mevcutta bulunan 40 metre çapındaki iki şeritli Dönel Kavşak yerine her biri oldukça yoğun Batı Trakya Bulvarı, Eğitim Vadisi Bulvarı, Rıfat Ilgaz Caddesi, Kavaklı Caddesi, Mustafa Kemal Caddesi ve 30 Ağustos caddelerini bir araya toplayan ve sorunsuz bir şekilde kesintisiz dağıtan 120 metre çapında ve 3 şeritten oluşan bağlanan yollarla birlikte 50 bin metrekarelik inşaat alanına yayılan devasa ve fonksiyonel yeni bir Dönel Kavşağı bir yıldan kısa sürede tamamlayarak hizmete açmış durumdayız. Kavşağın eğimli bir vadi tabanında olmasına rağmen doğru proje ile hem zemin kotta konforlu, güvenli ve adeta bir saat gibi çalışan trafik sirkülasyonu sağlanmış oldu. Kavşak çapının 120 metre ve 3 şerit olarak tasarlanması sayesinde kavşak depolama kapasitesi de arttırılmış ve bağlanan caddelerde oluşan kuyruklanmanın da önüne geçilmiştir. Proje çalışmaları kapsamında atık su, yağmur suyu, dere ıslağı, orta ve yüksek gerilim hatları, isale hatları, içme suyu hatları bu projeye uygun olarak revize edilmiş ve bu bölgenin tüm altyapısı da bu sayede yenilenmiş oldu. Ayrıca klasik trafik çözümleri her şeyi araç için mottosuyla çalışır. Biz ise her şey insan için diyoruz. İşte Vira Kavşağı projesinin bir özelliği de bu anlayışla yaşama geçmesidir. Sadece bir araç kavşağı projesi değildir. Burada yayaların engelsiz bir şekilde hareket ettikleri ve araçlarla karşılaşmadıkları yeni bir yaklaşım ortaya koymuş olduk. Bu sayede yaşam vadisinin de devamı niteliğinde olan peyzaj alanlarıyla birlikte kesintisiz erişim sağlar hale geldik. Kesişen altı yolun trafik hacmine rağmen yaya akımları, proje kapsamında yapılan 2 adet art germe köprü, 1 adet de yaya geçit menfezi ile taşıtlarla kesişmeden peyzaj alanları içerisinde sağlanabiliyor. Böylece klasik bir dönel ada içerisinde kullanıma kapalı yeşil alandan ziyade yaya geçişine izin veren vatandaşlarımız tarafından aktif olarak kullanılan 36 bin metrekarelik sosyal aktivite, dinlence ve eğlence alanına dönüşmesi için çalışmalarımız da hızla devam etmekte olup çok kısa zaman içerisinde de bu çalışmamız tamamlanacaktır. Bu vesileyle sözlerime son verirken bu projenin gerçekleşmesinde katkısı olan etüt projeleriyle Fen İşleri Daire Başkanlığımıza, Beylikdüzü Belediye Başkanlığımıza ve çalışma arkadaşlarına ve tüm birimlerimize, proje müellifine, yüklenici firmamıza çok çok teşekkür ediyorum. Bu güzel eserin Beylikdüzü ve İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul başardı, hep birlikte başardık diyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Genel Sekreter Yardımcımıza. Efendim, kendisi şehir ve bölge plancısı, planlamacı, yani teknik bir isim. Dolayısıyla Beylikdüzü'ne, şehrimize bu projenin ne kadar faydalı olduğunu zannediyorum çok iyi anlatacaktır. Saygıdeğer hanımefendiler ve efendiler, şimdi lütfen alkışlarınızla Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık Beyefendi'yi arz ediyorum. Sayın Başkan, buyurun.
Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli parti meclis üyelerimiz, saygıdeğer il başkanımız, çok kıymetli büyükşehir belediye başkanımız, kıymetli milletvekillerimiz, çok kıymetli ilçe belediye başkanı mevkidaş arkadaşlarım, Emsariyer, Avcılar, Küçükçekmece, çok kıymetli partili yol arkadaşlarım, ilçe başkanlarımız, meclis üyesi arkadaşlarımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çok kıymetli bürokratları, demokrasimizin vazgeçilmezi kıymetli muhtarlarımız, çok kıymetli iş insanlarımız, STK'larımızın çok kıymetli temsilcileri, sevgili basın mensupları ve ekranları başından bizlerin bu güzel anına eşlik eden hanımefendiler, beyefendiler, bugün burada Beylikdüzü'nde yaşayan komşularımızın nefes almasını sağlayacak, trafik kaosunu da ortadan kaldıracak bir projenin açılışındayız. Bu güzel anımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli katılımcılar, bugün vatandaşların huzuru için, mutluluğu için çalışan iki kamu idaresinden bahsedeceğim. Eş güdümle çalışan iki belediyeden bahsedeceğim. Eş güdümden doğan sinerjiden bahsedeceğim. Yıl 2014, değişimin fitilinin ateşlendiği yer Beylikdüzü. Beylikdüzü yerel seçim sonuçlarıyla sadece el değiştirmedi, istikamet değiştiren, anlayış değiştiren Beylikdüzü. Hayatın 10 yıl sonra nasıl kolaylaştığını en iyi bilen kent Beylikdüzü. Değişimin öncüsü kıymetli Ekrem Başkanıma huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizim anlayışımıza göre çılgın projeler milletin dertlerine gerçekçi çözümler üreten projelerdir. Büyük cümleler kuran değil, yaptıklarıyla millete nefes aldıran icraatlardır. Beylikdüzü'nün son 10 yılında hayata geçirdiğimiz projelerle son 5 yılında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bütünleşik çalışmanın sonucunda Beylikdüzü kentimiz olağanüstü bir yere geldi. 2019 yılından bu yana artık İstanbul'da ilçe belediyeleriyle kavga eden değil, iletişim halinde olan, işbirliği yapan, eş güdümlü, koordinasyon içerisinde çalışan, ortak akıla ehemmiyet veren 39 ilçenin her birinin bütün problemlerine çözüm üreten bir büyükşehir yönetimi ve başkanı var. Bu hem Beylikdüzü için hem de İstanbul'umuz için büyük bir şans. 16 milyon İstanbullu için çalışan, alın teri döken, başta sevgili Ekrem Başkanımıza ve Büyükşehir Belediye'mizin tüm emekçilerine yürekten teşekkür ediyorum. Sevgili Ekrem Başkanım, Beylikdüzü insanların huzurla yaşamaya devam edeceği bir kent olacağını demiştik. Çocukların kahkahaları artacak, gençlerin fikirleri özgürce bu sokaklarda yankılanacak demiştik. Beylikdüzü elde ettiği kazanımlardan asla vazgeçmeyecek ve kazanımlarının üstüne koyarak hedef büyütecek demiştik. Biz çalıştıkça Beylikdüzü güzelleşecek, Beylikdüzü güzelleştikçe biz daha çok çalışacağız demiştik ve
çalışmaya devam ediyoruz sevgili başkanım. Herkesi duyan, dinleyen, dikkate alan bir yönetim anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz. Yapacak çok işimiz olduğunun bilinciyle çalışmaya devam ediyoruz. Bugün ülkemizde birçok kentin yaşadığı birincil öncelikli sorun trafik ve ulaşım. Elbette Beylikdüzü kenti büyüyor. Her geçen gün bir çekim merkezi haline geliyor. Ve kaçınılmaz olarak kentimizde trafikte de bazı aksamalar var. Herkesin bildiği gibi Vira Kavşağı, başka bir deyişle Volvo Kavşağı, Beylikdüzü'nün trafik açısından en kaotik noktalarından birisiydi. Özellikle işe gidiş dönüş saatlerinde çok ciddi bir yoğunlaşan trafik insanlarımızın yaşam kalitesini düşürüyordu. Hayata geçirilen bu yeni kavşak düzenlemesiyle trafik akışı rahatladı, insanların yaşam kalitesi de arttı. Ayrıca kavşağın az önce kıymetli genel sekreter yardımcımızın da belirttiği gibi tasarımıyla getirilen çözüm sayesinde Yaşam Vadisi'nin denizle bağlantısı bu noktada trafikle yayanın birbirinden ayrılmasına sebebiyet verdi ve insanlarımız hem yürüyerek hem de bisikletleriyle denize kadar kesintisiz bir şekilde ulaşmasının önünü açacak. Az önce yine genel sekreter yardımcımız bir yıldan daha kısa bir sürede hayata geçen büyük bir yatırımdan bahsetti. Tüm ekipler gece demeden, gündüz demeden her türlü hava koşulunda burada çalıştılar. Bazılarının söylediği gibi, bazı aklı evvellerin söylediğinin aksine, haber yapıp algı yaratanların aksine Vira Kavşağı tam da vaat edilen süre içerisinde gerçekleştirildi. Bu kentin çok önemli bir ulaşım yatırımı daha hayata geçmiş oldu. Ben bir kez daha Ekrem Başkanıma ve onun kıymetli yol arkadaşlarına yürekten teşekkür etmek istiyorum. Kavşağın yapımını üstlenen yetkili firmaya, çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Çözüm odaklı ve kapsayıcı bir bakış açısıyla bu kente hizmet etmeye devam edeceğiz. Sözlerimi tamamlamadan önce Beylikdüzü'nü de yakından ilgilendiren bir konuya da değinmek istiyorum. Önceki gün 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı yatırım programı ile tam 12.041 projeye onay verildi. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin projesini hazırladığı, finansmanını ayarladığı Sefaköy, Beylikdüzü, TÜYAP metrosu maalesef yine onaylanmadı. Burada Ekrem Başkan'ı mı cezalandırıyorlar? Mehmet Murat Çalık'ı mı cezalandırıyorlar? Hayır. Bu kentte yaşayan, bu bölgede yaşayan 4 milyon insanımızı cezalandırıyorlar. 16 milyon İstanbulluyu cezalandırıyorlar. Bazıları Beylikdüzü'nde yaşayan insanların ulaşım haklarını savunanların susup bir kenarda oturacağını düşünüyor olabilir. Ben buradan o düşünce içerisinde olan arkadaşlarımın gözlerinin içine bakarak şunları söylemek istiyorum. Yanılıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz, yanlışa düşüyorsunuz. Bu kentin hiçbir evladını cezalandıramazsınız. Onların ulaşım haklarını
gasp ederseniz onların oyunu değil sadece ahını alırsınız. Kapı kapı bizzat gezerek insanların bunu öğrenmesini sağlayacağım. Ekrem Başkanımızın büyük bir çaba ve gayretle tüm kaynaklarını temin ettiği, hükümetin cebinden tek bir kuruş bile çıkmamasına rağmen onay vermediğiniz Beylikdüzü metrosunu bu kentin tüm yurttaşlarına tek tek anlatacağım. Nezaketle ve zerafetle anlatacağım. Nezaketle ve zerafetle direnişimizi yapacağız ve bu kentin hakkı olan metroyu da söke söke bu kente getireceğiz, kazandıracağız. Bilsinler istedim. Bilsinler istedim. Yol arkadaşım, kıymetli kardeşim, sevgili başkanım, Ekrem Başkanımızdan aldığımız bayrağı asla yere düşürmeyen ve asla yere düşürmediğinin vicdani rahatlıkla söyleyebilirim ki başaracağız ve kazanacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yüzyıllık cumhuriyetimizin yeni yüzyılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve onun bize emanet ettiği bütün değerleri savunmaya devam edeceğiz. Yüzyılın enerjisiyle çok önemli zaman dilimlerinden geçmekteyiz. Yüzyılını geride bırakan güzel memleketimiz için, cumhuriyetimiz için, cumhuriyetimizin kazanımları için tam olarak bir yol ayrımındayız. Tam da bugün açmakta olduğumuz bir kavşak noktasındayız. Nasıl ki cumhuriyet hepimizi bir ortak ülke etrafında birleştirdiyse, 100. yıla özel 100. yıl Vira kavşağımız da bizi doğru şehircilik felsefesinde buluşturacaktır. Yeni kavşağımızın tüm Beylikdüzü'nde yaşayan komşularımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık Bey'e hitap ettiler. Değerli katılımcılar, değerli misafirlerimiz, mutlaka hatırlayacaksınızdır. Büyük bir maratona çıktı Büyükşehir Belediye'miz. 150 günde 150 projeyle başlamıştık. 300 günde 300 projeye yükselttik çünkü çok iş var. Ardından sayıları bir tarafa bıraktık çünkü İstanbul için kazandırdığımız hizmetler yeni yatırımlar, yeni atılımlar sloganının altına ancak sığmaya başlamıştı. El ele verdik. 16 milyon İstanbulluyla birlikte başardık diyebiliyoruz artık. Şimdi bu büyük başarı hikayesinin mimarını dinleyeceğiz. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu. Teşekkürler. İnsanın hoşuna gidince dinleyesi geliyor. Ne yapalım? Teşekkürler. Sağ ol sevgili genç arkadaşlarım. Teşekkür ederiz. Kıymetli hemşehrilerim, sevgili Beylikdüzülüler, hanımefendiler, beyefendiler. Sizlerle bir arada olmak elbette çok mutluluk verici, gurur verici. İnsanın kendi ilçesinde olmak ve burada işi başarmak. Ama aynı zamanda hep söylerim, insanın kendi ilçesindeyken burada elde ettiği bir başarıyla değil, İstanbul'da elde ettiği başarıyla buradaki insanları gururlandırmak bir insanın en fazla mutlu olacağı şeydir. Ben hep söylerim, görevime başladığım ilk andan itibaren siyasette görevi üstlendiğim ilk andan itibaren
Hep söylerim, kendi duamdır. Allah'ım beni aileme mahcup etme diye. Çünkü insanın ailesine mahcup olmaması, ailesini gururlandırması çok özel bir şeydir. Çünkü o aile sizi var etmiştir. Anneniz, babanız, yuvanızdaki insanlar ve sizinle gururlanır. Ve gerçekten bu insan için çok değerli bir gururdur. Burası da benim başka bir ailem. Beylikdüzü'ndeki insanların gurur duydukları bir kardeşi, abisi, evladı, hemşerisi olmak elbette beni inanılmaz keyiflendiriyor, onur duyuyorum. Bazen İstanbul'un herhangi bir yerinde bir hemşerimle ben Beylikdüzü'nden geldim diyerek koşması ya da kendini en ön sıraya hak görmesi, yani ben Beylikdüzü'nden geldim, ben fotoğraf çekileceğim demesi, evet diyorum, onun hakkıdır çünkü benim yol arkadaşım, birlikte yol yürüdük. Sağ olun. Dolayısıyla öylesi bir gururla buradayım. Yaklaşık ailemizle birlikte 33-34 yıldır burada yaşamı olan, işi gücü olan bir döneme sahibim. Burada bambaşka bir hemşerilik duygusu, bambaşka bir komşuluk duygusunu yaşadım. Yönetici olarak yaşatmaya çalıştım. Şimdi bu sevgiyi, bu dayanışmayı, bu duyguyu bu kentin, bu İstanbul'un, güzel şehrimizin, 16 milyonluk şehrimizin her insanıyla, hangi etnik kökenden, hangi yaşam biçiminden olursa olsun, farklı bir grubu, farklı bir topluluğu temsil eden, inanın 100 kişi bile olsa, o 100 kişiye asla azınlık demeden, o bizim azınlık değil, asil hemşerimizdir, asil vatandaşımızdır diyerek onunla kol kola olma bilincini var etme konusunda yoğun bir çaba gösteriyoruz. Bu birlik ve beraberlik gerçekten cumhuriyetimizin, devletimizin, milletimizin, şehrimizin, ülkemizin ebediyen var olması için önemli bir çabadır. Bunu başardığımız takdirde kimse bizi eğip bükemez, kimse bize diz çöktüremez, kimse bizi yıkamaz. İşte bu bilinçle aslında yerelde ne kadar önemli bir görev yaptığımızın da altını çizeyim. Beylikdüzü'nden böyle bir derinliğe, böyle bir felsefeye kaydık ama tabii ki hemşerilerime bu selamlamayı yapmak zorundaydım. Kıymetli il başkanımız, parti meclis üyelerimiz, çok değerli belediye başkanlarımız, siyasi partilerimizin başkanları, yöneticileri, yol arkadaşlarım, özellikle meclis üyesi, büyükşehir meclis üyesi arkadaşlarım ve Büyükşehir Belediye'mizin kıymetli çalışanları, hep birlikte çok özel, çok insani, insan odaklı bir projenin açılışını yapıyoruz. Her ne kadar adı bir kavşak, bir bira kavşağı diye tariflesek de aslında burada derinlemesine bir trafik sorununu çözen ama bir o kadar da insan yaşamını kolaylaştıran, her noktasından vatandaşın nasıl geçeceğini, vatandaşın önüne bir engel değil, o engeli nasıl kaldıracağını çözüme kavuşturan bir alanı tasarlamanın keyfini yaşıyoruz ve açılışını yapıyoruz. Ve az önce değerli sunucu dostumun ifade ettiği Rıfat Ilgaz Caddesi'nin bağlanması, buranın yapılması, bugünün konusu değil bu. Çok uzun bir geçmişi var aslında. Yaklaşık 13-14 yıldır burada insanlara trafik sıkıntısı çektiren bir kavşak noktasıydı. 6 caddeyi bağlayan bir yerdi ve de önemli bir aksı sağlayan bir geçiş noktasıydı. Burayı açmanın ve de iyi bir projeyle açmanın, göz bebeğimiz ve bütün İstanbul'a marka olan, hatta İstanbul dışında da artık isim olarak kullanılmaya başlanan Yaşam Vadisi kavramının doğum yeri olan bu Yaşam Vadisi'ni de kesintisiz bir vadi haline getirip D100 Karalon'dan sahile kadar neredeyse 7 kilometre ayağınıza bir taş değmeden sizi yürüten, koşturan, bisiklete bindiren muazzam bir tasarımın da bütünlükçü yapısını sağlayan bir projeyi bitirmenin keyfini yaşıyoruz. Şimdi bunu açacağız. Tabii şunu söyleyeyim. Bu aynı zamanda bir ulaşıma çözüm.
gerçekten Ulaşım İstanbul'un her daim en önemli konusu olmuştur. Yaklaşık 25 sene önce İstanbul'la ilgili ilk kez bir anketi sorguladığımı ve dinlediğimi anımsıyorum. Orada da birinci sıra sorun ulaşımdı. Bugün de ulaşım. Yani eğer siz 16 milyon resmi nüfusu olan 20 milyona yakın bir şehrin yaşam içerisindeyseniz ulaşım temel sorun olabiliyor. Dünyanın en büyük kentlerinde bu sorun sıralaması pek de değişmez. Onun için %50'sinden fazlasını ulaşıma harcıyoruz bütçemizin. Raylı sistemlerde, kara deniz yollarında büyük atılımlar yaptık ve ağımızı genişletiyoruz. 5 yıldan daha kısa süre içerisinde Büyükşehir Belediyesi'nin projeleriyle, bütçesiyle tam 7 metro hattı hizmete açıldı. Kağıt üstünde 7 metronun 5'i İBB'nin, ikisi de Ulaştırma Bakanlığı'nın denebilir. Doğru ama bir farkla, bakın biz sadece iş üretmiyoruz, iş üretiyoruz. Engellemeleri aşıyoruz. Allah'ın izniyle bu konuda bayağı bir kabiliyetli olduk. Ne koyarlarsa koysunlar önümüze, biz onu aşmayı, o duvarı yıkmayı başarıyoruz. Çünkü biliyoruz o duvarın yıkılmasıyla vatandaşı hizmetle buluşturuyorsunuz. Peki ikisi Ulaştırma Bakanlığı'nın derken aradaki fark nerede? Engelleri aşmanın yanı sıra yani bir de bizden tahsilat yapıyorlar, hem de çatır çutur. Yani daha önce Ulaştırma Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devretmek üzere yaptığı bir metro hattının parasını 15-20 yılda tahsil ediyordu. Bakın 15-20 yılda tahsil ediyordu. Çünkü o zaman yönetmelik orada kesilen bilet parası üzerinden tahsilatını yapıyordu. Biz göreve gelince metro hatları bize teslim edilmek üzere bir genelge çıkartıyorlar ve diyorlar ki İstanbul'a yollanan paranın, yani 100 liranın 5 lirasını kesme hakkını üstümüze aldık diyorlar. Ve bizim hiç gözünün yaşına bakmadan İstanbullunun cebine buradan para koyarken buradan bir el uzanıyor, buradan 5 lirasını alıyor 100 liranın. Ve ne oldu biliyor musunuz? Sadece 10 ayda 2 metro hattının artık yaklaşık 5 milyar lirasını bizden tahsil ettiler. 10-11 ayda 5 milyar lira. Yani Beylikdüzü bütçesi ne kadar Sayın Başkanım? Şimdi bakın, bir 2 yıllık Beylikdüzü bütçesini 10 ayda cebimizden aldılar. 2 yıllık Beylikdüzü bütçesinin. Şimdi böylesi bir tahsilat da onun için hakkımız olarak görüyoruz. Yani 7 metro hattı diye söylemeyi. Açıkçası biz tabii bilimsel ve disiplinli bir yöntemle ne yaparlarsa yapsınlar, bizim başımızı öne eğemezler. Tabii biz işimizi ahlaklı ve haysiyetli yapıyoruz, onu ifade edeyim. Gerçekten kamu yöneticisi olma sorumluluğuyla ve ciddiyetiyle işimize bakıyoruz. Bu ciddiyetle ve bu kararlılıkla iş yaparken bu engelleme süreçlerinin yazılarını yazanlar, gerçekten bu işi hazırlayan aklın nasıl ciddiyetsiz, nasıl sorumsuz davrandığını da görüyoruz. Bunu halkımız, milletimiz görüyor, okuyor ve bunun cevabını verecek. Tabii bu olgunlaşmamış, bu ciddiyetsiz akıl tüm maliyetini bizden toplayıp alarak 10 ayda tahsil ederek sanki bir iş başarmış görüyorlar kendilerini. Yani İstanbul'u zora sokacaklar, İstanbul'un bütçesini küçültecekler. Tabii şunu da söyleyeyim, başka bir akıl işliyor. Düşünün, İstanbul'a 2 metro hattı yapıyorsunuz. Bu arada o metroların araçlarını da biz alıyoruz. 2 metro hattını yapıyorsunuz. Onların açılışını yapacaksınız. 10 ayda da parasını alıyorsunuz. Ya bari parasını aldığınız bütçenin yöneticisini açılışına davet edin. Beni açılışa davet etmekten bile korkuyorlar. Çünkü oraya gelsem, oraya gitsem, yani herhalde şundan korkuyorlar. Kurdeleye koysalar buraya, kurdeleye keserken beni görse orada oturanlar, sözüm ona, öyle görüyorlar. Sempatizanları öyle tahmin ediyorum ki hepsinin bizim o güler yüzlü,
bizim o insancıl bakışımızla onları ikna edeceğimizden korkuyorlar. Onun için bizi davet etmiyorlar. Ama ben İstanbul'a hizmet isteyen, hangi partiye oy verirse versin, bütün partilere oy verenlerin oyunu almaya güler yüzle, iyi niyetle, samimiyetle, ciddiyetle, devlet insanı ahlakıyla, iyi bir hemşeri, iyi bir dost, iyi bir Ekrem abi, iyi bir kardeş olmaya aday değil. Artık oyum ben, oyum. Aradaki fark bu. Ve o anlamda ben herkesin oyunu da alacağıma inanıyorum. Şimdi başkanımız söyledi, Beylikdüzü metrosu, ya gerçekten garip bir durum yani. Beylikdüzü metrosu meselesini ilk ne zaman gördüm biliyor musunuz? 2003. Bir spor kulübünün yöneticisiyim. Yanımda İstanbul'un Gençlik Spor İl Müdürü ile bir maça gidiyoruz. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü dosyada Beylikdüzü metrosu diye bir dosya imzalıyor. Tesadüf. Yani ofiste yetiştirememiş, onun makam aracıyla bir maça gidiyoruz. Tabii Beylikdüzü olunca, dosyayı da görünce dedim, sayın müdürüm bu nedir? Beylikdüzü metrosunda dedi, hat üzerinde bize ait, Genç Spor İl Müdürlüğü'ne ait yerler var. O tahsislerin yapılmasıyla ilgili imzalar atılıyor. 2004 yılında rahmetli Topbaş'a bir düğünümüzde beraber olmuştuk ve sormuştum. Demiştim ki ya Beylikdüzü metrosunun geçen sene bir maça giderken böyle imzasını gördüm. Bu konuda ne durumdasınız? Yani bunu biz hararetle bekliyoruz. Ya dostlar 20 sene öncesinden bahsediyorum. Bakın şahitliyim. Biri tesadüfen şahitliğim, öbürü düğünümüz. Siyasetçi değilim, belediye başkanı değilim. Bir vatandaşım, bir iş insanıyım. Rahmetli bana dedi ki son kredi süreciyle ilgili bir yolcu garantisi meselemiz var. Onu aşmak üzereyiz. Aşar aşmaz bu metro hattına başlayacağız. Bu kulaklar ve bu gözler bunları şahitlikle size aktarıyor. Ve 2004, 20 sene, arkadaşlarım burada şahitler. Her seçim döneminde 2004, 2007, 2009, 2010 ama referandum, ama genel seçim, ama yerel seçim. Her seçimde Beylikdüzü halkına, Esenyurt halkına, Avcılar halkına, Büyükçekmece halkına bu metroyu vaat ettiler. Söz verdiler. Göreve geleceğiz, ihale yapacağız dediler. Yapmadılar, kandırdılar. Bakın burada 3,5-4 milyon insanı kandırdılar. Peki biz ne yaptık? Göreve gelir gelmez projelerini aldık. Revizyonlarını yaptık. Tasarruf revizyonları yaptık. %20-25 oranında tasarrufa giden bir proje revizyonu yaptık. Üstüne üstlük Sefaköy Beylikdüzü diye daralttıkları İBB yetkisindeki hattın Sefaköy İncirli bölümünü de talep ettik. Bunu da verin bize dedik. Biz yapacağız. Vermeyiz diye yazı yazdı Ulaştırma Bakanlığı. Biz Sefaköy Beylikdüzü kısmının üzerinden yola çıkarak kredilerini bulduk. Dünyanın en önemli iki yatırım finansman kuruluşunun kredilerini bulduk. Ön protokoller imzaladık. Ve iş neye kaldı? 1,5 senedir bir mürekkep bir kalem. Bakın bir mürekkep bir kalem. Kefil değilsin. Kefil değilsin. Bir şey değilsin. Zaten İstanbul halkının kefaleti her şeye yeter. İstanbul halkının itibarı her şeye yeter. Bir mürekkep bir kalem imzalamıyorlar. Ne için? Yani Ekrem'i mağdur edelim. Ekrem işte engelliyor. Ekrem'i engellemiyorsunuz. 4 milyon insanı engelliyorsunuz. Ama bu yerel seçim bitecek. Bu yerel seçimde öyle bir demokrasi tokadı diyorum. Bu sefer öyle bir demokrasi şamarı yiyeceksiniz ki mecburen o evrakı imzalayacaksınız. Ya Eyüp Sultan Bayrampaşa tramvayı da aynı durumda. Eyüp Sultan Bayrampaşa. Ama biz bunların yollarını buluyoruz. Eyüp Sultan Bayrampaşa hattının hemen ihalesine başlıyoruz. Beylikdüzü konusunu da çözüme kavuşturacağız. Göreceksiniz. Tıkır tıkır yolumuza devam edeceğiz. Bunlar bizi arkadan izliyorlardı. Vallahi mesafeyi öyle bir açacağız ki arkadan izleyecek mercek bile bulamayacaklar, dürbün bile bulamayacaklar. Mesafeyi açacağız.
Nedir dertleri? İmamoğlu daha fazla metro yapmasın. Her zaman yaptığım gibi söyleyeyim. Bir kere yaptığımız her işin sahibi millettir. O metroların sahibi de millet. Milletin parası, milletin ihtiyaç duyduğu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Atın imzanızı, bakın ben nasıl teşekkür ederim, yani hiç sorun yok, teşekkür ederim. Teşekkür etmekten de imtina etmedim, etmem. Yalnız gecikme yüzünden milletin sırtına binen ekstra maliyetler ve bunun gibi hususları ıskalıyorlar, yazık ediyorlar. Devlet insanı duruşundan uzaklaşıyorlar. Milletimizin geleceğine verdikleri birçok konudaki zarar gibi bu konuda da zarar vermeye devam ediyorlar. Ama biz işimize bakıyoruz. Allah'ın izniyle 5 yılda 7 metro açmış, 3 metroyu da açmak üzere olan bir yönetimiz, 6 metronun yapımına devam eden, 5 metro projesini de yapıma hazır hale getirmiş bir yönetimiz, 3 metro projesini hazırlamış, olağanüstü yetenekli ve kendini işine adamış, milletine ve şehrine adamış muazzam bir ekibe liderlik etmenin onurunu ve keyfini yaşıyorum. O anlamda gerçekten işini iyi ve doğru yapmış bir komşunuz olmaktan da son derece mutluyum ve huzurunuzda olmaktan son derece mutluyum. Şimdi 12 bin yatırım projesine evet diyorsunuz, 12 bin, ama burada İstanbul'un yatırım projelerine hayır diyorsunuz, çok komik. Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası'nın başkanı hanımefendi ziyaretime geldi, 3 defa şöyle sordu. Anlayamıyorum, niçin imzalamıyorlar dedi. Nasıl anlatayım yani Fransız hanımefendiye? Ben de anlatamıyorum dedim içimden. Nasıl anlatayım dedim yani. O anlayamıyorum dedi, ben anlatamıyorum dedim. Anlatılacak durumu yok. Nasıl anlatacaksın? Bunu kime anlatabilirsin ya? Kime anlatabilirsin? Onun için itibarsız diyorum. Onun için ben siyaseti rakiplerle didişmek için değil, gerçekten milletin sorununu çözmek için yapıyorum. 16 milyon insanımızın sorunlarının çözülmesinden yana gece gündüz çalışıyorum. Çok enerjiyim Allah'ıma şükür. Beylikdüzü'ne geldim, sizi gördüm, enerjim daha da arttı. Ve birçok projemizi yaparken bu enerjiyle hareket ediyoruz. İnanın Sefaköy Beylikdüzü hattını da bitireceğiz. Hızray'la Beylikdüzü'nü Sabiha Gökçen'e de biz bağlayacağız. İstanbul'un her köşesini yaşanabilir ve mutlu, refah düzeyi yüksek insanlarla buluşturmanın keyfini biz yaşayacağız. Bu güçle sadece 4,5 yılda, bakın 3 ayımızı çaldılar bu arkadaşlar. 155 kavşağı bitirdik, 232 caddeyi düzenledik. Yani işte buradaki az önceki kavşak ve bahsettiğim cadde de onlardan birkaçı. Buradaki bu döner kavşak özel bir kavşak. Hemşerilerim bu kavşağın kurallarını iyi bilirler. Caddeden yola çıkarken iyi bilirler ki o kavşakta dönen şoför yol hakkına sahiptir. Onun hakkına riayet ettiği sürece, ki görüntülerden görüyorum, onu da iyi uyguluyorlar. Saat gibi işleyen bir kavşak oldu. Çok daha işler yapacağız. Ya öyle hikayeler var ki, az önce Rıfat Ilgaz Caddesi'ni söyledim. Biraz sonra Yavuz Sultan Selim Bulvarı'na gideceğiz. Oradaki düzenlemeyi görmek istiyorum. Yine benzer bir durum Cumhuriyet Caddesi'nde, başka caddelerde. Yazılarım var Beylikdüzü Belediye Başkanı iken. Burada Sarıyer, Avcılar ve Küçükçekmece Belediye Başkanlarımız var. Onlar da benzer sorunları yaşadıkları için biliyorum o dönemde. Yazılarım var. Bu caddeyi bize verin, biz yapalım. Ya yapmıyorsanız siz yapın diye. Bir değil, iki değil, üç değil. Onun için gelir gelmez bunları yaptık. Biz size şunu söyleyelim. Beylikdüzü'nün bizden önce 20 yıldır İBB'den almadığı hizmeti vallahi de billahi de biz 4,5 yılda bu şehre verdik. Daha fazlasını verdik. Kültür merkezi, sosyal alanlar, yeşil alanlar, kavşaklar, yollar. Peki sadece Beylikdüzü'ne mi? Ya onların yönettikleri ilçelerde dahil olmak üzere
İstanbul'un 39 ilçesine verdik. Her ilçeyle uzlaşıyla çalıştık. Onun için oturuyorlar, kalkıyorlar. Ekrem İmamoğlu'yla uğraşıyorlar. Bir de şaşkınlar, şöyle yapıyorlar. Mesela 20 yıllık hizmetlerini, 25 yıllık hizmetlerini anlatıyorlar. Benle yarıştırıyorlar. Ya Allah'tan kork. Bizim 4,5 yılımız var. Yani aynı şey değil. Ama bu seviyeye onları getirmişsek ne mutlu bize. Ben demiştim, 18 gün görev yapıp seçimi elimizden alıp milletin demokrasi hakkını, hukukunu gasp edip o çaldıkları zaman demiştim ki, ya demiştim bu 18 günde bile bizden nasıl korktuklarını gördünüz. 4,5 yılda yapacaklarımızla bunları bırak korkmayı, inanın göreceksiniz bunların hayalleri başka, kişisel hayalleri var. Bizim milletle ilgili hayallerimiz var. Yerle bir edeceğiz onları demiştim. Biz buradan bu halkçı, insancıl, demokrat, cumhuriyetçi devletini düşünen bir anlayışla sadece şehirlerimizi ihya etmiyoruz. Sadece şehirlerimizi güzelleştirmiyoruz. Aynı zamanda memleketimizin birlik ve beraberliği ve memleketimizin geleceğini inşa eden yerel yönetim anlayışını inşa ediyoruz. Onun için çok iddialıyız. İddialı olmaya devam edeceğiz. Bizi 25 yıllarıyla kıyaslasınlar. Gümbür gümbür İstanbul'un ikinci dönem kalkınmacı, icracı ve aynı zamanda yaratıcı, yeşil ve adil kent tasarımı gümbür gümbür ikinci dönemiyle geliyor. Hem de en az 25 ilçesiyle geliyor. Yolumuz açık olsun. 31 Mart'tan sonra kendimizi aşmak, yaptıklarımızdan daha fazlasını başarmak, geriye dönüp bakmadan, baksak zaten göremeyeceğiz onları, bayağı geride kalacaklar. Onun için önümüze bakacağız, milletimizle beraber koşacağız, vira vira diyeceğiz, denize çıkar gibi tam yol ileri diyeceğiz, hedef büyüterek devam edeceğiz, yolumuz açık olsun. Arkamda Beylikdüzü halkı varken bizi kimse yıkamaz. Hep birlikte yola devam. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Efendim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz ve bir kurdele keseceğiz. Kavşağımızı hep beraber dualar eşliğinde açacağız. Sayın İl Başkanımız, parti meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız, kıymetli muhtarlarımız, 10 muhtarımız aramızda, onları da davet edelim. Siyasi parti teşkilatlarının sayın ilçe başkanlarını lütfen davet edelim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben mikrofonu il başkanımıza veriyorum. Yani o da değinecektir ama bugün sabah yine algı yaratmak adına böyle bu tür anlarda bunu yaparlar. Hasan Akgün başkanımıza Büyükçekmece'de böyle çok ses getirsin diye adımlar atılıyor. Operasyonlar duyuyoruz. Bazı işler yapılıyor. Buradan söyleyeyim, bu ve buna benzer girişimlere yeltenenler, bizim itibarımızı zedelemeye çalışanlar görecekler ki bir demokrasi şamarı da o taraftan yiyecekler bu milletten. Bu duyguyla Hasan Akgün başkanımıza geçmiş olsun diyoruz. Onun yanındayız ve sözü il başkanıma veriyorum. Tekrar teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Vira Kavşağı, Beylikdüzü'ne, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun diyorum. 4,5 yıldır İstanbul'da adil, yeşil, yaratıcı bir İstanbul tasarlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na bütün İstanbullular adına sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Az önce kıymetli başkanımızın da ifade ettiği gibi
Büyükçekmece Belediye'mize şu anda bir operasyon gerçekleştiriliyor. Ben bu açılışın sonrasında buradaki parti meclis üyelerimizle birlikte Büyükçekmece Belediye'mize gideceğim. İstanbul İl Başkanlığı olarak sürecin takipçisiyiz. Ancak biz geçtiğimiz haftalarda da ifade etmiştik. Biz zaten şunu biliyorduk. Biz sadece bir siyasi rakibe karşı yarışmıyoruz. Yarışmayacağız. Kime karşı yarıştığımızı biliyoruz. Ancak aynı zamanda kamu kaynaklarına karşı yarıştığımızı da biliyoruz. Aynı zamanda medyanın %95'ine karşı yarıştığımızı da biliyoruz. Aynı zamanda hukuk sistemini, yargı sopasını kullananlara karşı yarıştığımızı da biliyoruz. Geçen hafta gördük, Beykoz'da bir arsanın nasıl yıkılabildiğini İstanbul'da insanlar bir haftaya aşkın zamandır düşünüyorlar. Beykoz muhtarı açıklama yaptı. Burada Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir projesi yok dedi. Ancak bir hanımefendi çıktı. Siyasi rakibimizin yanında benim arsam 5 yıl önce yıkıldı dedi. Arsanın nasıl yıkıldığını da anlayabilmiş değiliz. Ama o olayın bir kurgu olduğunu bütün İstanbullular biliyor. Yine geçen hafta bir otobüsü bir reklam ajansıyla beraber İstanbul'un bir ilçesine çektiler. Orada sanki o otobüs arızalıymış gibi bir reklam filmi çekmek isterken suçüstü yakalandılar. Bugün Büyükçekmece Belediye'mize bir operasyon düzenliyorlar. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki karalama kampanyalarına karşı, iftiralara karşı mücadele ediyoruz. Ancak sizinle beraber hep birlikte 31 Mart'ta büyük bir cevabı yeniden vereceğiz. Ve bu anlayışı 2028'e doğru Türkiye'de hep birlikte değiştireceğiz diyorum. Tekrar Vira Kavşağı'nın Beylikdüzü'ne, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli misafirlerimizin Vira Kavşağı dualar eşliğinde